Ne yapıyorsun? Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Soğan kavurması canımız çekti bugün. Soğan kavuracağım arkadaşlar. 5 kafa soğanım var. Kapya biberim var. 3 yumurta, pul biber, tuz. Daha ne olsun. Şimdi tavaya da yağı koydum. Soğanlarımı arkadaşlar güzelce kaklayacağım. Ocağın altını açmadan şöylece soğanlarımı şu şekil arkadaşlar yontuyarak mis gibi bugün dedim bir soğan kavurması yapalım ve soğan kavurması yiyelim. Her günde soğan kavurması can istemiş. Değil mi? Attın yine. Kendi canın istemiş. Arkadaşlar yani hemen Bolaca diyor ki her önde canı istemiş. Halbuki kendi canı istedi. Benim de canım istedi. Soğan kavurması güzel oluyor. Ali seviyorum yani. Kendimi seviyorum de her gün deme yani bari. Etten daha güzel. Yiyorsun sen de yiyorsun, yemiyorsun mu onu ye. Ya yemem ayrı. Senin ama her gün de can istemiş deyince şimdi. Niye? Her gün de can istedi soğan kavurmasın. Hadi benimki istesin. Hadi pişir de. Arkadaşlar soğanlar böyle koca koca doğruyor. Özelliği bu, özelliği. Arkadaşlar dışarıda söz verdim sizlere ocaklık deyin ama lakin biz o üstü herif bulup da bir ocaklığı yapmadı. Kış gelecek. Ne zaman bulup da ne zaman kışın yaparsın? Kışın yaharsın. Garda. Garda mı? Beni öldüreceğim dışarı soğukta. Ya öyle bir şey olmaz ya. Niye hemen ağzını kötüye bozuyorsun? Şimdi soğanları şöyle hepsini güzelce arkadaşlar. Mis gibi böyle kalın kalın doğrayacağımız. Etli olmasa tat olmaz ha. Onu da açıkça size söyleyeyim. Bunun özelliği bu arkadaşlar. Soğan kavurması etten de lezzetli olur. Etin yanında halt etmiş. Herif diye soğan koymadım der. Soğan koymuyor. Doğru arkadaşlar. Sabah 1 kilo tutuftan fazla soğanı doğradı. Ondan sonra da soğan kalmadı diyor. Haberim olsun diyor. İyi de bu kavurlandı mı bir şey kalmıyor ki. Kavurdum da yeni yenmiyor desek yalan olur. Şimdi Gönül ablam akşama kadar şey yapıyor. He? Talları bu diyor ama sen iki soğanı doğramada bileğe ağrıyor. Arkadaşlar acaba neden olabilir diyor. Yine başladı diyor. Benim yuha yapa yapa su çeke çeke çamaşır yiyor yıpranmış. Gönül ablam benim gibi elde çamaşır mı yumuş? Gönül abla alıyor makası, şeyleri bu diyor. O yuha yapmamış ki. O makası vereyim eline, 2 dakika bakayım. Tamam, çalışabiliyorum. Yuha yapmamış. Benim gibi su çekmemiş, dereden, tepeden çamaşır yıkamamış. Arkadaşlar yani. Gördüğünüz gibi kapya biber doğradı üzerine. Ondan sonra altını da açtı, yağını da koydu. Yağını da koyuverdim arkadaşlar. Üzerine. Pişireceğim. Kullanır. Şimdi tuzunu koymayacağım. Biraz kavruklanınca tuzunu atacağım. Pul biberini, yumurtasını da kırıvereceğim üstüne. Bu arada çayımı çekeceğim arkadaşlar. Görüşürük. Arkadaşlar soğanımız bu şekilde pişmeye devam ediyor. Atacağım. Ne yapıyorum şimdi? Şimdi ne yapacağım? Demin ne yapacağım? Göstermedim. Şöyle toz biber ekliyorum. Ondan sonra söyleyeyim. Olmazsa olmaz. Hatice'nin şöyle de arkadaşlar pul biberi. Ondan sonra şimdi tuzu. Tuzunu ilave ediyorum. En sonunda dedim tuz dedim tuzumu koydum. Şimdi güzelce de mis gibi şöyle soğanlarım arkadaşlar karıştırıyorum. Bu arada da çayımı çektim, sofrayı hazırladım. Çıtır çıtır olmaya başlamış arkadaşlar. Çok az da karabiber ekledim. Yani daha ne olsun mis gibi. Şöyle bir içine sinyeç tane daha kavruk varsın Ali. Ondan sonra bunu kırıvereceğim. Ondan sonra soframız hazır. Bu arada arkadaş sofrasında böyle bardaklar koymuş ama bir şey yok ortada. Daha ne olacak Ali? Arkadaşlar pişti şu anda yumurtalarını Hatice Hanım kıracak. Şimdi şöyle yumurtalarını koyalım.
3 tane yumurta var. Yumurtalarımı da koyduğumda hayır edin arkadaşlar. Şimdi yumurta olmasa olmaz. Bu soğan kavurmasında. Gerçekten nefis oluyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Pişsin. Pişsin tamam. Kavurma atayım. Elim yiyor hayır bu arada. Arkadaşlar burada güneş çok yansıdığı için görüntüyü net alamıyoruz. Diveda. Sustu. Sustu. Annen dilini yuttu, dilini. Dilimi yutmadım. Evet arkadaşlar, Hatice Hanım'ın bugün yine eves verdik. Soğan kavurması böyle. Umarım videolarını beğeniyorsunuzdur. Kanalına abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Oraya sereceğim güneş, o yana sereceğim güneş.